Şimdi bizim işimizi kolaylaştıracak bir şey yapalım. Biraz daha kompleks olacak diyelim. Veri tabanında ne var? Employees içinde mesela telefon bilgisi var. Bu işinize yarayabilir. Mesela adres. Örneğin uygulamadan web ya da masaüstü fark etmiyor. Biz mantık olarak yapıyoruz. Aynısını web tarafında yaparsın. Kullanıcı sipariş yaptı. Biz employees olarak giriyoruz zaten. Employees yani çalışan bir sipariş verdi. Bu örneğin onun adresine gönderilecek bir şey. Ürün listesi. O zaman neye ihtiyacım var? Adres, city vesaire, posta kodu değil mi? Bunlar olması şart bizde. O zaman ben bunu doğrudan login işlemi esnasında alabilirim. İşleminde ben sadece employee ID alıyordum. Bir yöntem giriş yaptıktan sonra bunu arka forma göndermek ki teknik olarak çok fazla bir fark olmayacak. Her halükarda ben bu veriyi alacağım. Ya biraz fark olacak. Burada kullanmayacağım. Ama çektiğim halde karşı tarafa göndereceğim. Diğer forma. Bunun için şöyle yapalım. Planımız veriyi çekeceğim. Bu veriyi bir yerde tutacağım. Bir sınıfa aktaracağım ve göndereceğim. Çünkü ben şöyle new ile türettiğim zaman bu isimsiz bir tip. Bu doğrudan gönderilemez. Önce hangi bilgileri alacağız? Ad soyadı da alalım.
sınıfa erişebilmem için normalde public yaptım. Sorun yok. Yalnız bunu ayrı bir sınıf olarak yapmam gerekiyor ki diğer taraflardan da erişebileyim. Yukarıdaki emp içerisinde ben employee vereceğim. Emp'e içerideki employee ver ki ben bunu dışarıda kullanabileyim. Çünkü şuradayken göndereceğim de ben. Göndereceğim için burada yaptım. Return sonuç olmadığı için nasıl bu bilgiyi alırız? Employee null değilse gibi bir şey olabilir. Ya da burada aslında hem geri dönüş işlemini yaptım hem de employees'i doldurarak hazır hale getirdim. O zaman şimdi yapmam gereken ana formu
hazırlamak. Çünkü ana formun employee sınıfından bir instance alabiliyor olması lazım. Açıklarken yaptığım şeyi DRM formu burada yapıyorum. Employee info alacak. Emp info. Bunu oluşturursam initial komponenti burada. Initialize komponenti burada göstermem gerek. Çalıştırmalıyım. Ve içeride oluşturacağım employee info gelen emp. Bu kadar emp var ki isimde bu. Gelen emp dışarıdan gelen emp'in değerini verdik. Şimdi test yapalım. Gelen emp nokta bu varsa işlem başarılı. Ana form gelen emp formun bu adı olmadı ama mesaj box da açılmış. Çünkü ondan göndermedik veriyi, onu kullanmadık. İkinci overload'u kullanacağım. Adı emp idi. Şu. Bunu da yukarıda kullanabiliriz aslında. Kafa karışmasın, sıralama gibi. Şöyle. Nasıl geldi? İşlem başarılı. Bu kadar. Ne yaparız? Şimdi onu kullanalım. Bu da dursun hatta. Kaynak koddan incelerken testini yaparsınız. Ne olur? Şurada mesela buna bir ekleme yapılır. Ya da değiştiririz. Ya da şu altta bilgi koyalım. This text. Ana forum hoş geldiniz Nancy. Hoş geldin Nancy. Bu tür şeylerde veriyi bir kere çektim, postaladım, al kullan vesaire. Mesela buradan da ürün işlemlerini açtım diyelim. Şu yapılabilir. Hatta yapılsın. Hoş geldin. Diyeceğim ki ürün işlemleri içerisinde hani bu ürün tamam ben şey yapıyorum ama bu ürünü ekleyen kişi kim? Ben bunun da logunu tutacağım diyelim. Ya da kullanıcıya göstereceğim kendi ekranına. Bak sen bu kullanıcıyla ekleme yapıyorsun. Çünkü bazı durumlarda hata olabilir. Kullanıcı farklı birine hesabıyla girmiştir gibi gibi. O zaman da personel
bu değiştirilemez olacağı için mantıken öyle olmalı. Doğrudan label yapacağım. Çipsi. EBL personel. Şimdi de buraya gönderelim. O zaman ürünlerin overload'unu yapmam lazım. Bu da aynı employee info olacak. Emp alsın. Yukarıda dışarıdan gelen içeri aktar. Load'ında yapmalıyım. NBL personel. Dışarıdan gelen first name last name bunlar yeter. Personel. Nancy. Şurada yazdık. Hoş geldin Nancy. Burada çağırmadık sanırım. Buraya göndermedik ama. Nereden gelecek? Ana formdan. Ana formdan ben butona basıldığı zaman çağırıyorum burada. Çağırma işleminde overload'unu çağırmalıyım. Buraya da emp ney? Gelen emp. Buradaki gelen emp'i diğer tarafa göndermiş olmalıyım. Nancy Davaro. Cicico. Yani sen busun, onunla ilgiliyorsun gibi bir şeyler. Şunun rengi değişir, kalınlığı vesaire o hikaye. Bir şey daha yapalım. Mesela seçildiğinde güncelleme yapmak lazım. Mesela çift tıkladım. Bu çift tıklanan kaydı al, yeni bir form aç, orada güncelle, kaydet gibi saçma sapan bir şey yapalım. Yani gerçek bir yazılımda böyle saçma sapan. Oluyor işte. Şimdi ben bunu öncelikle kapatayım böyle. Sell double click. Hücreye çift tıklandığında ne yapmam gerek?
örneğimiz var. Select rows'tan bahsetmiştik. Neyi almam lazım burada? Name var. Ne geliyor bana? Ürünleri getir içerisinde bakıyorum. Ürün ad var. Hata. Ürün ID'si yoksa bir işime yaramaz. O zaman ürün ID'sini de almalıyım. Sırayla gidiyor. 82, 84. Demek ki doğru. Hani index değil. ID olduğu kesin. 79, 82. Doğruladık. Demek ki doğru değeri aldık. O zaman bunu ne yapacağız? Mantıken ben bunu aldıysam yeni bir form açıp burada ona parametre olarak verip orada sorgu yapıp veriyi doldurup düzenleyip güncelleye basıp veri tabanına gönderip sonra eve gideriz. Az kaldı zaten. Çok sağ ol. Şimdi tasarımımızı yapacağım. Benim istediğim şu bilgiler aslında. Çarpayım burada. Şunları güncelleyeceğim çünkü. ID değil tabii. Bunlar. O zaman ama çok şey oldu. Şunu aldım ben direkt. Uğraşmasın. Uğraşmayın. VRM ürün güncelle olacak. Şurada gene isim yaz. Masın. Hadi yaz. O zaman bunu da göndereceğiz buraya, değil mi? Personel bilgisi. Bir şey eksik. Benim bu forma overload yap. Hazır. Gelen emri dışarıdan geleni aktar. Güzel. Şunları dolduracağız. Uğraşmayacağız. Copy paste tekniğinde. Tedarikçiler, kategoriler, kopyala, paste. Şu yok. Hemen bu da var artık. Burası tamam. Bilgi
şeyler buluyor. Bunları alıyoruz. Şimdi yapmamız gereken, ben bunu oluşturan formda bilgileri buraya aktarıp, işte buraya yazıp, şunlara değer verip, buraya da onu seçtirmem lazım. Yani mantıklı, düzgün olan bu. Çok şey yapacağız şimdi. Ha, bir ikincisi, employee bilgi. Buraya bilgileri göndermem gerek. Göndermem gereken bilgi, bir employee idi. Değil mi? Employee içerisinde sadece çalışanla ilgili bilgi var ama veri yok. Veriyi tekrar göndermem gerek. Şurada veri seçili olacak. Buradan. Onu bir şeye aktaracağız. Buna uğraşmayalım. Ha pardon. Biz burada product ID'yi alıp onu göndereceğiz sadece. O zaman şurada hem bunu hem de bunu al diyor. İnç gelen ürün ID. Gelen product olsun. Dışarıdan geri aldık. Artık iki değeri aldık. Gönderelim de. Şimdi. FRM ürün güncelle. Sorguya tabi tutacağım. Bunu bir tane daha metot yapayım. Bu da sorguya alacak. Oradan ürün bilgisini alacağız. Selected.
menüsü. Seçmiş. Bakıyorum kategori konu bilmem ne. Şimdi bunu da seçeyim. Tedariyi. Burada da CMB'de tedarikçiler selective veriyor. Ürünün supplier'sı, nümerikler, nümerik fiyat, value'su, unit price'tı. Numaric stock adet value nokta unit stock in sıvır sıvır decimal short. O zaman desimal diyeceğiz değil mi? Diğerin tersi. Bu desimal alıyorsa bu desimal olmalı. Başka bir şey sanırsam ki yok. Personeli personel employee içerisinde geliyor. Olsun. Bu en sonlarda çünkü. 7. 7. Evet. 7. 7 dedik. Produce bu. Bakalım. Bu da 3. sıra mesela. Emin olalım. Grant. Zıvır zıvır. Bakın. Bu. Birim fiyat. Doğru mu? Stok adet 15. Birim fiyat 30. Bu da doğru. İyi. Şuraya da adını yazalım ürünü. Bu ürünü güncelleyecek, güncelliyorsunuz. Ürünün adı şu. Son olarak this text. Center screen. Bu da tamam, süper. Şimdi güncelle butonuna bastığımda bunu güncelleyelim artık.
neye ihtiyacım var? Güncelliğe değilim de, güncellenecek veri de elimde ama gene bir sorgu yapalım. Şimdi elimizde olan verileri değerlendirelim. Bir daha ekstra sorgu yapmayalım. Mesela employee ID. Şu anki employee var. Employee önemli değil gerçi, pardon. Product ID'm var. O zaman bir güncelle. Ürün güncelle metodu. Buna product ID da güncellenecek. Şimdi sorgumuz var. Gün product DB products teknik olarak bir tane olması lazım. O yüzden single x nokta product ID'si güncellenecek olan bunu getir. Aldık. Gün product nokta nelerini güncelleyeceğiz? Bunun listesi vardı bizde. Şunlar. Mesela ürün ID'si. Product name. Nereden gelen? Burada. Daha önce ne yapmıştık? Bu boş değilse. String is not null or empty. Text'te günün adı boş değilse şunu yap. Gün product kategori ID falan var. Sırayla gidelim. Kategori CVB kategoriler üzere bunu convert et. Integer gün product supplier ID int CMB tedarikçiler selected value Allah ne verdiyse gün product unit price. Buna decimal yok. Bu evet. Convert yok. Gün product'ta cem numerikten gelen numerik fiyat veriyor. Unit in stock. Bu short alıyor. O zaman banko bu. Short. Değil. Numerik stock adet nokta val value. Bu kadar. Şimdi DB product şöyle save change eğer başarılıysa burada şeyimiz gelmemiş. Mesaj. Başarılıysak yani diğer türlü ne olacağını biliyoruz zaten. ET'nin güncellede butonun altında
istiyor. Gelen buralar ID. Güzel. Tansi. Bunlar WH. O şey yapalım. Ha, buradan gidecektik. Mesela benim eklediğim şu abidik bubidik şeyleri düzenliyorum. Sağ tabacalı. Bakıyorum. Bunlar doğru. Birim fiyat 15, stok 700, güncelle yes. Güzel. Burada göremedik haliyle. Kutsal damacana 15, 700. İşlem tam. Ama kategori değiştirmedik. Onu da yapalım. Produce my ismi neyse. Bu da tamam. Produce ıvır zıvır. Oldu. Ne yaparız? Yaparız. Biraz daha kafanızı karıştırabilir. Mesela ben burada yaptım. Değil mi? Güncelleme yaptım. Güncelle dedim ama arka taraf yemedi. Bunu yaparız. Ben bunu yaptığım anda mesela kapatacağım ya. Kapatırken closing işleminde şunu shutter gibi bir şey. Ona nasıl ulaşırız? Şimdi bizim başlayacağız sıkıntımız öncelikle tabii ki şöyle hatamızı görelim. Hatadan aslında hata değil de eksik yapılması iyi olacak şey. Login olduk. Ürün işlemler. Burada bir şey seçtiğim zaman güncelledim. 3 dedim. Güncelle. İşlem başarılı. Kapattığımda arka taraftaki veri güncellenmiyor. Aslında veri tabanının güncel olduğu halde güncellenmiyor. Bunu mesela kapatıp yeniden açtığım zaman chunk güncel bir şekilde gelecek. Bunu nasıl çözeriz? Bunun cevabını bulmak için uğraştık biraz. Teknik olarak şöyle bir çözüm bulduk. Onu da uygulamada göstereyim. Mesela ben burada çift tıkladım. Şunu güncelleyeceğim. Bunu güncelle dediğim zaman veri tabanına gidecek, güncelleyecek. Burada hiçbir değişiklik yok. Şunu çarpıdan kapattığım anda closing eventi var bu formun. Yani kapanıyor eventi. Kapanırken bir işlem yapmak istediğimizde bunu kullanıyoruz. Ben de dedim ki closing burası tetiklen kapanırken closing tetiklenecek. Orada da bizim arka tarafta oluşturacağımız bir statik değişken var. Bu boolean bir değer alıyor. Adı da veri yenile adında. Buna true değer verdiğimizde zaten statik olduğu için doğrudan o veriyi aktarıyorum. Ben true değer verdiğim zaman bunu kapattığımda closing eventi üzerinde bu veriyi true olarak göndereceğim. Kapandığında buranın da üzerinde her değişiklik olma eventi activated. Mesela şöyle götürdün ekrandan. Getirirken
Form yeniden tasarlanıyor. Bu activated idi. O zaman ben activated'da o veri yenile statik değişkenini okursam true ise burayı yeniden doldur dersem yenilemiş olurum. False ise tutmadı olur. O zaman hiçbir şey yapma. En iyisi göster. Bu kadar açıklamada. Şimdi ürün güncelle formumuz bu. Ben bunu kapanırken bir şey göndereceğim ama öncelikle ürün işlemlerinde bir statik değişken tanımladım. Adı veri yenile. Statik bir boolean değişken. Dedim ki activated olursa bu form her activated olduğunda veri yenile true ise ürünleri getir metodunu çalıştır. Bu çalıştığı zaman da zaten şurası çalışıyor, data grid doluyor. O zaman tek problem bu veri yenile statik değişkenini true yapmak. Bunu yapmak için de bu kısım en basiti. Ben ürün güncelle formunda closing eventinde PRM ürün işlemleri içerisindeki veri yenile statik değişkenini true yapmam yeterli olacak. Bu kadar. Çalıştırdık. Açtık. Şurada burayı değiştirelim. Şöyle alttan görelim bunu. İkura, iki kura. Güncelle dediğimde işlem başarılı. Kapattığım anda buranın değişmesi gerekiyor. Benim mantığıma göre, yaptığım işleme göre. İkura, iki kura. Yenilendi. Yes. Şimdi bu yöntemi anlattık ama anlattık ama işte böyle şeylere gerek yok. Bende de bu kadar. Şimdi bunu yapıyoruz ama her zorun bir kolayı vardır. Buradan bir boolean değer gönderiyoruz. Arka tarafta yumurtalı. Ne gerek var böyle şeylere yani? Zaten biz arka tarafta activated içerisinde bunu kontrol ediyoruz. Activated içerisinde true false kontrol etmek yerine doğrudan verileri getirsek şunları iptal et, closing'i vesaire. Şunu da statik mantığını iptal et. Sadece activated'ı çalıştır. Burada da ürünleri getir çalışacak. Ürünleri getir de zaten data grid yenilemesini, doldurmasını yapacak. Çay. Güncelle.